بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على حبيبنا محمد صلوا على سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين سيدنا سجلر. أحمد مسلمان Almanya'da yaşayan Ahmedi Türk üyelerinin muhterem Murebbi Raşit Pak Türk Bey'in rehberliğinde Kasel stüdyolarında hazırlayıp sunacağımız yeni bir dini programda daha sizlerle beraberiz. Sizlerin de programlarımızı takip ettiğinizden bildiğiniz gibi bundan önceki konularımız İsa Aleyhisselam'ın e, Tevrat'ta ve İncil'de yani Tevrat'ı eski ahit ve İncil'i de yeni ahit olarak da ifade edebiliriz. Bu e, kutsal kitaplardan referanslar göstererek İsa Aleyhisselam'ı anlatmaya çalıştık. Bugün ise bizlere Muhterem Murabbi Bey, İsa Aleyhisselam'ın gerçeğini Kur'an-ı Azimüşşan'ın ışığında anlatacak. Programıma başlamadan evvel sizler adına ve şahsım adına, Muhterem Murabbi Raşit Paktürk Bey'e hoş geldiniz diyorum efendim. Hoş, bulduk. hoş geldiniz. Allah razı olsun. O kadar yolu kat ettiniz. Buraya kadar geldiğiniz için. Sizden de razı sağ, olun. Evet, sağ olun. Şimdi e, bugünkü programımızda İsa Aleyhisselam'ı incelemeye ve öğrenmeye devam edeceğiz. Kur'an-ı Azimüşşan'ın ışığında birinci sorum şöyle. Hristiyanlar ve Müslümanlar İsa Aleyhisselam'ın göklerde olduğuna dair bir inanışları vardır. İsa Aleyhisselam'ın hayatta olup olmaması o kadar önemli midir efendim? Bismillahirrahmanirrahim. Biz geçen geçen e, surede devam eden programlarımızda evet. Hristiyanların inanışlarını tartıştık. Onları İsa Aleyhisselatü Vesselam'ı bir peygamber olarak değil de abartılı bir şekilde Allah ve Allah'ın oğlu dediler. Evet. Onun gerçeğini öğrenmeye çalıştık. Ama maalesef e, Müslümanlar arasında da bu inanış zaman içerisinde yaygınlaştı ve dediler ki tam İsa aleyhissalatü vesselam Allah ve Allah'ın oğlu değil. Ama işte göklerde bir yerlerde yaşıyor. Müslümanlar da yaygınlaştı derken haşa ashab-ı kiram döneminde inşallah biz bunu inceleyeceğiz. Ashab-ı kiram döneminde İslamiyet'in ilk dönemlerinde evet. e, böyle bir inanış yoktu. Daha sonra Hristiyanlar e, ordular halinde İslamiyet'e katılınca onlar baktılar ki <laughs> bir Mesih'in geleceğine dair Hadislerde haberler var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir Mesih gelecek diyor. Evet. Nitekim onlar bu Mesih demek ki biz yanlış anlamışız. Bu Allah değil, Allah'ın oğlu değil ama hepsinin de yanlış anlamış değiliz. Hayattadır. O, o, o kadar doğru. Bizim inanışımızın bu kadar doğru. Hayattadır. Bir yerlerde yaşıyor. Ve böylece bu inanış öylesine yavaş 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 böyle İslam dünyası içinde yerleşti ki asıl inanışı neredeyse kayboldu. Ama biz <laughs> bu inanış neden, onun biz niye bu kadar bunun üzerinde duruyoruz? Bunun sebebi de şu. Eğer İsa aleyhissalatü vesselam hayatta ise, وہ زمان مسیح حضرت مردہ غلام احمد کادی یعنی علیہ السلّ وسلہ مسیحلک اداس دقت عالم نا بس چونکہ اور وہ گیر چکت ہیں نا کی بیر پیغمبر حیات تئی گوک سا گوکلر یاشی اور سا تو میں دیسی لے جیک اما یہ وہ اس کی پیغمبر قرآن کریم میں گو رے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث لے لے گورے اصحاب, اصحاب رامن ifadeleri ve icmasına göre, icma demektir ki eğer ümmet bir, bir konu üzerinde birleştiyse, bir tek ses olduysa bu icma demektir. Ve ashab-ı kiramın eğer icması bu konuda ise ve eski ise ölmüşse, o zaman ölmüş olan kişinin tekrar dünyaya gelmesi mümkün değil. Kur'an-ı Kerim buna müsaade etmiyor. Ve mümkün olmayınca da o vaat edilen kişinin başkası olması lazım. O zaman bunu daha basit bir ifadeyle şöyle anlayacağız. Ahmet birçok kişinin ismi olabilir. Eğer Kur'an bir Ahmet'in öldüğünden bahsediyorsa ve hadis bir Ahmet'in geleceğinden bahsediyorsa o zaman açık ki bu hadisin bahsettiği Ahmet Kur'an'ın bahsettiği Ahmet değil bu başka bir Ahmet'tir. Çünkü Kur'an onu öldürüyor. Kur'an bahsettiği kişi öldürüyor ama aynı ismi taşıyan, aynı vasıflar taşıyan bu başka bir kişi olabilir. Nitekim İsa Aleyhisselatü Vesselam eğer vefat etmişse o zaman hadisin bahsettiği kişi başka bir insandır. O eski İsa değildir. Onun için efendim bu konu üzerinde biz durmaktayız. İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatta ki hayatta olup olmaması konusundaki inanış önemlidir. Çünkü onun hayat oluşu konusundaki inanış İslamiyete büyük zarar verdi. Yüz binlerce, milyonlarca Müslüman bir zamanlar Hristiyan oldular. Hatta bunlar arasında hocalar vardı. Seyyid ailesine yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ailesine mensup olan insanlar vardı. Kendi isimlerine bunlar değiştirmiyorlardı. Mesela diyelim evet. birisinin ismi Abdullah ise ismini hep Abdullah olarak evet. kalıyordu ama yanına mesela Abdullah Mesih diye takıyor. Yani e anlaşılsın. Evet. Böylece bu da bir propaganda bir propaganda aracı olarak bunu kullanıyor. kullanıyorlardı ki ben Abdullah'ım ismim evet. Müslüman ama Müslümanlardan ben Müslüman olmuşum. Ve evet. böyle birçok hoca da bu şekilde İslam İslam'ı terk edip Hristiyanlığa, Hristiyanlığa girdi. Çünkü o Hristiyanlar Kurnaz'a Müslümanlara gelip kardeşim sizin peygamberiniz şu Miraç hadisesinde bir gecenin birkaç saati için göğe çıktı diyorsunuz. Evet Müslüman diyor pek doğru. Doğru. Hani, doğru. Evet. Çok faziletli değil mi göğe çıkması? Çok tabii efendim büyük fazileti var. Yani bu olay da kendi zatında bir fazileti taşıyor. Peki diyorlar ki birkaç saat için eğer bir insan göğe çıktıysa ve o bu kadar önemli o, o ise o kadar önemli ise o zaman iki bin seneden beri göklerde olan ne kadar önemlidir? Evet. Senin insafına bırakıyoruz diyorlardı. Evet. Ya? Doğru. Diyorlardı ki efendim Bakın 124 bin peygamber Allahu Teala gönderdi sizin inanışınıza göre. Şimdi eğer bu 124 bin peygamber kendi milletini, kendi kavmini çağırmış, kendisini, kendi ne diyeyim, davasını çağırmış, hadi bana katılın demiş. Ama bir tek peygamber var ki 124 bin peygamberin ümmetlerini kendine çağıracak, davet edecek. O da İsa Mesih'dir. Peki hangisi faziletli? Evet. Diyor sizin inanışınızdır. O göklerde, göklerdedir. Tekrar gelecektir. Ve sizin de dahil olmak üzere. Evet. Onları kendilerine çağıracaktır. Şimdi budur sorular veya mesela diyorlardı ki bakın iki gemi var. Bir geminin kaptanı ölmüş. Uğurunki hayatta. Akıllar ne diyor? Hangisini bineceksin? Hayatta olan kaptanın gemisi daha sağlıklıdır. Ha? Ona bineceğim. Çünkü öbürünün ki zaten or oraya binersem varacağım yere varamam. Doğru. Ha? Varamam. Veya kendimi tehlikeye atmış olurum. Doğru. Böylece ıı, Müslümanları ıı, kandırmak için bu tür böyle deliller vermek suretiyle tamam diyorlar da senin Kur'an'dan fazla bilgi olmayabilir ama aklın yok mu? Ve bu şekilde onlarla, o insanlar milyonlarca Müslüman, sadece, sadece bizim Hindistan'da değil efendim. Bunu efendim Afrika'da da, başka Müslüman ülkelerinde de, hatta Türkiye'de bile, Türkiye'de şu an bile birçok e, Hristiyan misyonerinin faaliyette olduğu söyleniyor. Doğrudur evet. Ve biz Almanya'da da bunu biliyoruz. Evet. Türklere gidiyorlar, Onlara hatta bazı burada bazı Türkler ismini değiştirmediler ama Hristiyandırlar. Evet. Biz bunu biliyoruz. Evet. Tamam. Türkiye'de de e, keza böyle. Onun için bu e, konu İsa'nın hayatta olup olmama iş konu çok önemlidir. Bugün tevhid ne kadar bu inanışla zedelendiyse, ne kadar zarar gördüyse hiçbir inanıştan bu kadar zarar görmedi. Görmedi, evet. Onun için Allahu Teala bir keresinde vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a dedi ki, sen bana tevhidim kadar azizsin. Evet. Değil mi? Çünkü, Çünkü senin sebebimle, senin vesilenle bu devirde benim benim tevhidim o zararlardan, bu Hristiyanların hatta Müslümanların dahi verdikleri zarardan onu kurtarmaya çalışan onu ne diyeyim, gerçek tevhidi yerleştirmeye çalışan sensin. Arındıracaksın. Evet. İslam'ın hakikatını tekrar Tabii kalplere efendim. yerleştireceksin. İşte bunu, bu konuyu biz bu sorunu da cevap verecek olursam uzun, daha uzun cevabı. Neden bu önemli bu konu? Evet. Bunu uzun sürebilir ama zannederim bu kadar yeter. Mesela evet. bakın, İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın bu gelişi konuşundaki inanış gelecek diyorlar. Evet. evet. Ve Kur'an-ı Kerim'de yazıyor diyorlar. Bir yerlerde, Kur'an-ı Kerim'in bir yerlerinde, herhangi bir yerde, İsa göklerdedir diye yazıyor diyorlar. Milleti kandırıyorlar. Hal bu Hristiyanlar da kandırıyor, Müslüman o din bilginleri de kandırıyorlar. Kendilerini hoca diyen, yani bu konuda inat edenler kandırıyorlar. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde gök kelimesi yok. Yok evet. İsa göğe çıktı. Yok. Kur'an-ı Kerim'in efendim ifade etmediği bir inanışı, bir bir ne diyeyim akideyi ben niye sahip çekeyim? Evet. Şimdi efendim Türkiye'de şöyle bir ilahi var. İslamiyet arasında böyle söylerler. Yeryüzünde Musa ile, gökyüzünde İsa ile, dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Yani İsa Aleyhisselam'ın göklerde olmuş olması İslam dünyasına, İslam literatürüne bu şekilde yaşıyor olarak girmiş olması nasıl mümkün olmuş? Nasıl sokulmuş? Şimdi dediğim gibi bu Hristiyanlar ordular halinde İslamiyet'e kavuşunca bu inanış zaman içerisinde yerleşti. Kur'an-ı Kerim'de yoksa biz onu inşallah programlarımızda tartışacağız. Kur'an-ı Kerim'de, hadiste, ashab-ı kiramda bunun, bunun bir temeli yok. Hiç bunun eseri görünmüyor. Evet. Bu daha sonra yerleşti ve asıl inanış sanki kaybolmuş gibi ama bunu da bilmemiz lazım ki her devirde din bilginleri, evet. ilahi irfan sahibi din bilginleri İsa Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiğini söylediler. Evet. Onu biz zaman gelince inşallah tartışacağız. Ben şey diyordum, e, İsa göktedir diye söylüyorlar ama Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayet-i kerimesinde İsa Aleyhisselatü Vesselam göğe çıktı yok. ilginç evet. İlginç olan şu bakın efendim. Buyurun efendim. 124 bin peygamber dünyaya gelip geçti. Evet. Kur'an-ı Kerim hiçbir peygamberin ismini zikretmekle vefatını ilan etmedi. Hiçbir bir ne Adem Aleyhisselatü Vesselam, Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselatü Vesselam, Musa Aleyhisselatü Vesselam o kadar peygamber gelip geçti. Hiç birisinin vefatından Kur'an-ı Kerim bahsetmedi ismiyle. Evet. Bir tek İsa Aleyhisselatü Vesselam bir peygamberdir ki onun ölümünden Kur'an-ı Kerim ismiyle bahsetti. İsmiyle Allah Teala ve kendi ordum. diliyle. Evet. O kendisi ifade ediyor ki ben öldüm. Çünkü neden böyle? Çünkü Kur'an-ı Kerim ilahi bir kitap. Kıyamete kadar geçerli olan bir kitap. Kur'an-ı Kur'an-ı Kerim ebediyete kadar karşılaşacağımız sorunlarını çöze çözecek olan bir kitap. Evet. Ve Allahu Teala ileride bu fitne ortaya çıkar biliyordu. Bu evet. fitnenin çıkacağını biliyordu. İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatta olacağı, o, o, o beyan edilecekti ve oldu beyan edilecekti. Ve İsa'nın hayat e, ve hayat oldu konusundaki inanışı ümmete bir fitne hatta dünyaya fitneye sokacaktı. Evet. Onun için Allah-u Teala önceden Kur'an-ı Kerim içinde İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatını ismiyle bildirdi efendim. Evet. Bu da Kur'an-ı Kerim'in bir ilahi kitap olduğunu bir delilidir. Teşekkür ederim efendim. Şimdi e, bu programda ikinci sorum da şu şekilde olacaktı. Evet, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın vefatının delillerini Kur'an-ı Kerim'de hangi surelerde ve hangi ayetlerde okuyoruz efendim? Efendim Kur'an-ı Kerim'in birkaç sure, sadece bir, bir tek ayeti veya bir, bir sure değil, birkaç ayeti, birkaç sure İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından bahsediyor. Evet. Maide Suresi 5. Sure, Kur'an-ı Kerim'in 5. Suresi ayet 118. Evet. Şimdi ben ayeti Kur'an-ı Kerim'in ayetten bahsederken bunu da söylemekte fayda vardır. Biz programlarımızda ayet ifade ederken, ayet sayesini ifade ederken, numarasını ifade ederken biz Bismillahirrahmanirrahim'i birinci ayet olarak sayıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in Tövbe Hüret suresi hariç evet. bütün surelerin başında Bismillahirrahmanirrahim bulunmaktadır. Ama Müslümanların bazı bazıları veya Türkiye'de basılan Kur'an'ları Bismillahirrahmanirrahim yazıyorlar ama Bismillah'ı birinci ayet olarak saymıyorlar. Tamam. Görüşlerine göre efendim bu her surenin başında geldiği için Berketten dolayı konmuş. Onun için bu birinci ayet olarak saymamıza gerek yok. Ama bizler, Ahmadi Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'imizde Bismillahirrahmanirrahim birinci ayeti olarak saymaktayız. Her surenin, Tövbe evet. Huresi'nin başında zaten Bismillahirrahmanirrahim bulunmuyor. Birinci ayeti saymaktayız. Onun için ben bu programımda şu ayette şöyle yazılıyor sure, sure 5 ayet mesela 118 dedim de ben evet. bizim bastığımız Kur'an-ı Kerim'de 118 de insan bunlar bulacak onu ama diğer Kur'an'da 117 evet. Türkiye'de basılan Kur'an-ı Kerim'de Kur Evet, 117. yani 117. Bir, bir, numara öndeki ha, ayet evet. ama bu demek değil ki haşa Kur'an-ı Kerim'in Kim kimse oynamış değil evet. ayetler hepsi aynıdır sadece onlar Bismillah'ı birinci ayet olarak saymıyorlar. Diyorlar ki birinci Bismillah nasıl her surenin başında bulunuyor. Bir, evet. Birinci ayet olarak saymamıza gerek yok. Ama biz diyoruz ki allah Teala her surenin başında Bismillahirrahmanirrahim koydu biz onu birinci ayet olarak say, sayacağız. Şimdi, Orada bir hikmet var. Müsaade ederseniz bu konuda bir şeyi ben daha sormak istiyorum size. Bizim internetteki Emtia e, Türk sayfasında e, Ahmedi olmayan birisi sormuş. Arkadaşlarına danışıyor. Orada böyle okudum. Diyor ki ben Ahmediyalar'ın sayfasına girdim. Orada Kur'an-ı Kerim'de Bismillahirrahmanirrahim'i birinci ayet olarak almışlar. Bu İslam'a uygun mu değil mi diye arkadaşlarına sormuş. Çeşitli kişiler görüş bildirmişler uygundur diye. Çeşitli kişiler görüş bildirmişler uygun değildir diye. Hı, evet. Fakat bizim elimizde delilimiz var efendim. Tabii, Türkiye evet. Diyanet Vakfı, Kur'an-ı Kerim, Ahmediye cemaatinin bastığı Kur'an-ı Kerim'i e, Arap literatürüne uygun olarak basılan bir Kur'an olduğunu tescil etmiştir. Ha, tescil evet. Onu bir tescil evet. Elimde şu an yok ama ben, evde yani, var bende. Ben evet. biliyorum. evet. Onu Konu bir gelmişken var, evet. bunu da sizlere evet, teşekkür e, efendim. belirtmek istedim. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in Maide Suresi. Evet. Beşinci suredir bu Kur'an-ı Kerim'in beşinci suresidir. Ayet 118. Allah-u Teala orada <laughs> diyor ki o bu ayette geçen konu. Allah Teala diyor ki ben İsa Aleyhissalatu vesselam'ı sordum. Ne sordum diyor? Benim elimde efendim bu Diyanet'in Diyanet Vakfı'nın Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları 86 Kur'an-ı Kerim açıklamalı meali var benim elimde. Ankara'da 1993 senesinde basılmış. Ben oradan bunun اوکے جامع باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ دیہ و از کال اللہ یا عیسا یا عی صبن مریم انت کُل تلن صاح ظومنی و امیا الدون کال سبحان کا ما یقون ما لئی سلی لي بحق ان کن تو کل تو allah ma nafsi ve la a'lamu nafsik innaka antal alwamul guyub Allah Teala diyor ki ben İsa'ya sordum. Soracağım demiyor. Sordum diyor. Evet. Ben İsa'ya sordum. Ey İsa şu milleti sen mi dedin beni ve annemi ilah olarak tapın. Evet. Çünkü bir peygamber için büyük bir suçlama o bize böyle bir böyle bir öğreti de bulundu. O bize bunlar öğretti. Bu büyük suçlama bir peygamber için. Evet. Allah-u Teala diyor ki ben ona sen mi onlara dedin? İsa Aleyhisselam vesselam cevabın dedi ki Subhanaka e Allah sen münezzesin her ayıptan kusurdan. Evet. Sen münezzesin ma yekunu li an akula ma leysa li bihak. Böyle bir şey söylemeye hakkım yoktu. Ben İsa Aleyhisselam cevap veriyor. Cevap veriyor. Evet Tamam. Ve bakın İsa Aleyhisselam böyle kesip atmıyor. Hayır hayır ben de demedim falan. Böyle bir şey demiyor. Ne kadar büyük suç, İsa o kadar kendine kendine temizle çıkarmaya çalışıyor. Allah hayır ben benim bir suçum yok. Benim bir suçum yok. Ben diyor onlara demedim çünkü hakkım yoktu. Bir, ikincisi diyor İn kuntu kultuhu fakat elim tabi demiş olsaydım senin haberim olurdu. Evet Allah Teala. Sen bunu bilecektin sen evet. bilgi sahibisin. Çünkü taalamu mafi nafsi ve la alamu mafi nafsi benim içimde dahi olan. Sen bilirsin ama ben senin içinde olanı bilemem. İnneke anta allamul guyub gaybi dahi bilirsin. Gaybi bilen sensin. Bundan sonraki kelime der diyor ki ma kultu lahum illa ma amartani behi Ey Allah senin bana emr ettiğin haricinde onlara bir şey söylemedim. Sen bana nasıl emir sen ondan hiç caymadım. Bir zerre kadar kendinden bir şey söylemedim. O neydi? Anebudullaha Rabbi ve Allah'a ibadet edin. Benim de Rabbim olan da sizin de Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin. Ve kuntu aleyhim şehiden madum tufihim. İçlerinde bulunduğum müddetçe. Evet. ben kontrolcüydüm. Ben onlara şahittim. Görüyordum ne yaptıklarını. Nitekim ki Diyanet'e bunu şöyle demiş. ki içlerinde bulunduğum müddetçe onlar üzerine kontrolcü idim. Peki bu içlerinde bulunma hadisesi bu dönemi nasıl bitti? Göğe kalkmakla mı? Evet veya ne bir yere kaybolmak nasıl bitti bu? Diyor ki فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي Çevri diyaneti ben demiyorum. Diyanet diyor ki diyanetin çevirisi beni vefat ettirince فَلَمَّا evet. faytani Beni vefat ettirince artık onlar üzerine gözetleyici yalnız sen oldun. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ antar rakiba alayhim sen gözetleyicidin. Kontrolcü sendim. Ne olup bittiğinden haberim yok. Evet. Ve anta ala kulle şehid. Sen her şeyi hakkıyla görensin. Bu diyanetin tercümesinden ben mahsus okudum ki kimse demesin ki kendiliğinden tercüme ediyorlar. Evet. Şimdi bunu da e, vaktimiz tabii bu ayeti açıklamaya geç, yetmez ama bundan en azından şunu anladı ki İsa aleyhisselam vesselam Ey Allah ben içlerinde bulunduğum müddetçe evet. böyle bir inanış yoktu. Olsaydı ben bunu düzeltirdim. Çünkü peygamberin işi bir peygamberin vazifesi bunu düzeltmek. İçlerinde bulunduğum müddetçe böyle bir inanış yoktu. Ama sen beni vefat ettirdikten sonra böyle bir inanış yaygınlaştıysa benim haberim yok. Evet. Birileri böyle bir inanışa sahip olduysa benim haberim yok, senin haberin var. Çünkü sen gözetleyicidin, ben gözetleyici değildim o zaman. Evet. Ve Kur'an-ı Kerim açıkça, şimdi soru bu kadar. Kur'an-ı Kerim zaman acaba Hristiyanlar İsa'yı ilah olarak tapıyor muydu, değil miydi? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهُ هُوَ الْمَس۪يهُ بْنُ مَرِيَمْ Mesih İbni Meryem Allah diyenler kafir oldular diyor. Onlar küfür ettiler Yani kafirliğe e, e, kafirliğe ne diyeyim sarıldılar diyelim. Efendim, bu da efendim benim bu demin okudum ayet bu e, Meryem suresi beşinci, nah, e, bu da beşinci suresi yani Mayda suresi on sekizinci ayet. Evet. Tamam. Okay. Orada Allah-u Teala açıkça İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve Sellem geldiğinde ilah olarak tapıldığını söylüyor. Bu ne, ne demektir ki? Eğer İsa Aleyhisselatü Vesselam o vakit ilah olarak tapılıyor ise İsa Aleyhisselatü Vesselam vefat etmişti. Çünkü kendisi diyor Mayda Suresi 118. ayet-i kerimesinde Ey Allah benim vefatıma kadar, benim ölüme kadar böyle bir inanış yoktu. Evet. Habrim yok. Olsaydı ben düzeltirdim. Evet. Evet. Bunu. Evet. Evet, sevgili seyirciler. Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresi'nin 118. ayetinde Allah Teala İsa Aleyhisselam'ın vefatını delil olarak bize gösteriyor. Ve İsa Aleyhisselam'ın diliyle anlatıyor. Evet. Hikaye İsa Aleyhisselam'ın diliyle anlatıyor. demiyor ki ben soracağım. Ben İsa'ya sordum diyor. Evet. Ona sordum da o bana dedi ki sen beni vefat ettirince benim haberim olmadı. Evet. Şimdi ülkemizde e, Arapçaya hakim olan, bilen e, insanlar mevcutlar. Onlar da bu ayeti okuyorlar. Fakat bu ayete vermiş oldukları e, mana sizin açıkladığınız şekilde değil. Onlar bir şekilde göğe çıktığına inanıyorlar. Onu Ve efendim, insanlara da bu şekilde sohbet ediyorlar efendim. efendim biz bunu ileriki programımızda, bu bu tür bilgi sahibi insanlarla ilgili de bir şeyler söyleyeceğiz. Evet. E, çünkü bugünkü programımızın zaman neredeyse bitmek evet. üzere. Evet. Ama ileriki inşallah programda veya programlarımızdan birinde bunu bir tartışacağız. tevaffinin ne manaya geldiğini. Biz bunu inşallah detaylı bir şekilde tartışacağız tamam. inşallah. Sevgili seyirciler Kur'an-ı Kerim'in ışığında İsa aleyhisselam'ın e, öldüğüne dair ayeti e, bu programımızda e, inceledik. Süremiz şu anda bitmek üzere. Bu konuya gelecek programlarda devam etmek üzere programı bitiriyorum. Efendim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Açıklamalarınızdan dolayı. Ederim. Sağ olun. Ee, sevgili seyirciler bir dahaki programda tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.